Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neredeyiz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgi edinme ve denetim yolları. Ben bu videoyu biraz da geciktirdim. Sebebi şu arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzük değişikliği 2017 anayasa değişikliğine göre maalesef yaklaşık bir 15-20 gün bilemediniz. Bir ay önce yenilendi iş tüzük değişikliği. Normal anayasada geçen iş tüzük hep iş tüzüğe atıfta yapmış. Birer cümleyle geçirmiş buraları. Birçok kaynak da zaten senenin başına basıldığı için bu anlatacağım bilgilerin birçoğu elinizdeki kaynakta olmaması muhtemeldir. Ki bence de yoktur. O yüzden benim anlattıklarımı baz alın. Ben en son iç tüzük değişikliğinde baz alarak bu notları hazırladım. Halen bu notları temin etmemiş arkadaşlar varsa mutlaka temin etsinler. Daha hızlı bir şekilde bitirirler. Bugün biraz yorgunluk var. 10 saatin üzerinde dersim vardı bugün. Bitti. Geldim arkadaşlar. Hatta anlatmayın acaba bugün esmi geçeyim dedim. Fakat Yusuf abi elimize hiç video kalmadı. Günde 2 tane video yayınlıyorduk. 22 tane videoyu yayınladık. Acilen video çekmen gerekiyor deyince ben de geldim oturdum. Evet neredeymişiz? Bilgi edinme yollarındaymışız. Hadi bakalım arkadaşlar. Biraz bakalım şu bilgi edinme yollarına. Evet farkındasınız herhalde kendi olmadığımın. Şimdi arkadaşlar geleceğim kendime birazdan. Kahve içiyorum. Şimdi arkadaşlar saatimi başlatıyorum. Fazla uzatmak da istemiyorum. Çık ekrandan. Evet. Kalem çalışıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgi edinme ve denetim yolları. Nelerdir arkadaşlar? Şimdi biz 2017 anayasa değişikliği öncesi ve sonrası şeklinde iki tür ele alırsak kafanız karışabilir. Ben buradan gelecek sorunun 2017 anayasa değişikliğinden önce nasıldı, sonra nasıl şeklinde karşılaştırılarak bir soru sorulacağını düşünmüyorum. O yüzden size mevcut durumu anlatacağım. Tamam arkadaşlar atıyorum genç soru vardı bakın artık genç soru yok gibi cümleler benden duymayacaksınız. Sadece mevcut durumu anlatacağım size tamam. Yani değişikliklerle kanun hükmünde kararname ile yapılan değişikliklerle tamamıyla anayasa değişikliğini de içerisine koyacağım. Sadece değişiklikleri benden diyeceksiniz tamam. Bu şekilde öğrenin çıkan sınavda da zaten bu değişikliği baz alarak yapılmış sorulmuş sorular karşınıza çıkacak. Tamam. Şimdi gelelim karşıma arkadaşlar. 4 tane bilgi edinme ve denetim yolu karşıma çıkıyor. Birincisi yazılı soru. ikincisi genel görüşme. Üçüncüsü meclis araştırması. Dördüncüsü meclis soruşturması. Bunlar 4 tane. Hocam buradan ne soru gelir? Vatandaşlıkta vatandaşlık için dinleyenler varsa bu videoları vatandaşlıkta şuraya E şıkkını koyar gen soru der. Tamam mı? veya E şıkkını koyar. Sözlü soru der. Tamam. Bu şekilde bu şekilde bir soru gelebilir. Hocam alan grubundan ne gelebilir? İşte şunları kimin verdiğini sorabilir. Veya da meclis soruşmasından gayet ayrıntılı ayrıntılı bir soru ile karşımıza gelebilirler. Bizden kaçar mı? Bana bak. Bizden kaçar mı? Kaçmaz. Tamam. Şimdi arkadaşlar toparlanıyorum. Bir yudum daha kahve. Şimdi arkadaşlar Devam edelim. Yazılı soru. Neler, neler gelebileceğinizi gördünüz değil mi arkadaşlar? Bakın. Gen soruyu sorar. Sözlü soru der. Bunların biri değildir der. Bu vatandaşlık için kek bir soru olur. Biraz daha ayrıntıya girerse şunların kimler tarafından verildiğini sorabilir. Biraz daha ayrıntıya hakimlik için, kaymakamlık için ayrıntıya girerlerse meclis soruşturmasından biraz ayrıntıya girip orada da güzel bir soru yapılabilir. Şimdi bakalım nasıl bizim karşımıza gelecek bu adamlar. Yazılı soru kısa, gerekçesiz ve kişisel görüşü ileri sürülmeksizin kişilik ve özel yaşamına ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile yazılı olarak cevaplanmak üzere Cumhurbaşkanı yardımcılarına ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarının ibarettir. Kime soruluyormuş bu soru? Milletvekiline soruluyor mu? Hayır. Kime soruluyor? Cumhurbaşkanı yardımcısına ve bakanlara karşı soruluyor. Tamam. Yazılı soru önergesi sadece bir milletvekili tarafından imzalanır ve başkanlığa sunulur. Yazılı soru Mavi seçmek istiyorum. Yazılı soru örneğinde belge eklenmez. Ayrıntı bir bilgidir. Bilmenizde bence gerek yoktur. Cumhurbaşkanı Yardımcı ve Bakanlara gönderiyor. Kim? Türkiye Büyük Millet Meclisi önüne gelen yazılı soruyu gö gönderiyor. Diyor ki: "Ey Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ey Bakan, bak bir yazılı soru var." Bunlar kişisel görüş kişisel görüş içermiyor. Kişilik ve özel yaşama ilişkin bir soru değil. Belgede eklenmemiş. Haydi bakalım şunu bir cevapla. Tamam diyor. Başkanlıkça kabul edilemeyecek olan sorular şunlar arkadaşlar. Başka bir kaynaktan kolayca öğrenebiliyorsan. Tamam. Bir basından veya bir demecinden kolayca öğrenebiliyorsan. Bununla ilgili bir basın açıklaması yapılmışsa. Buradan git kardeşim öğren. Niye bana bilgi. Niye beni e, bu sorularla meşgul ediyorsun denilebilir. Tamam. Başka bir kaynaktan kolayca öğrenebiliyorsa veya tek amacı istişare sağlamaktan ibaretse soru sorulamaz. Meclis başkanlığınca bu kabul edilmez Cumhurbaşkanı yardımcısına veya da bakana gönderilmez Peki hocam Yazılı soruların cevabı bir cumhurbaşkanı yardımcısı veya ait olduğu bakanlık eliyle başkanlığa sunulur. Başkanlık bu cevabı derhal soruyu soran kişiye gönderir. Yani başkan dedi ki efendim bakın cumhurbaşkanı yardımcım sayın bakanım bakın bu, bununla ilgili bir soru var. Ya gönderdi soruyu onlar da yazılı halde tekrar başkana gönderdi. Başkandan kastım kim? Cumhurbaşkanı değil ha. Başkandan kastım Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Ona gönderecek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da soruyu soran milletvekiline Al işte sorunun cevabı deyip ona gönderecek. Herhangi bir sorumluluk falan söz konusu değil. Yazılı sorular Cumhurbaşkanı yardımcıları veya bakanlar tarafından gönderildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde cevaplandırılmalıdır. Buradan hocam ne gelir? Birincisi işte kolayca bir kaynaktan öğrenebiliyorsa veya da tek amacı istişare sağlamakta ibaretse meclis başkanlığınca kabul edilmiyormuş. Yazılı soru kimlere sorulabilirmiş? Cumhurbaşkanı yardımcısına ve bakana sorulabilirmiş. Ve yazılı sorunun cevabını ne kadar süre içerisinde ne kadar süre içerisinde Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan cevaplamak zorundadır? Evet arkadaşım ver cevabını 15 gün. 15 gün. 15 gün. Tamam. Şimdi <laughs> Devam ediyorum. Genel görüşme. Hocam buradan ne gelir dediniz? Buradan genel görüşme teklifini kimler yapabilir şeklinde soru gelebilir. Genel görüşmeyi toplumu, devletin faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun temel genel kurulunca görüşülmesidir. Bak buraya siyasi parti grupları en az 20 milletvekili. Bakın şu cümleye dikkat edin. Bunu e, galiba göz gözünüzden kaçmadığını düşünüyorum. Siyasi parti demiyor. Siyasi parti grubu diyor. Tamam mı? Grup. Yani siyasi parti kurmak kurmak için ne gerekiyordu? 30 kişi yeterliydi. Fakat siyasi parti grubu kurmak için arkadaşlar 20 milletvekili gerekiyor. Ben siyasi partilerden bahsetmiyorum. Siyasi parti gruplarından bahsediyorum. Meclis'te yer alan siyasi parti grupları ne isteyebiliyormuş? Genel görüşme talebinde genel görüşmenin açılması talebinde bulunabiliyormuş. Başka kim bulunabiliyormuş arkadaşlar? 20 milletvekili de bulunabiliyormuş. İşte bunları sorabilirler. Tarafından Başkanlıktan bir önergeyle istenebilir. Genel kurulun genel görüşme açılıp açılmamasını işaret oylamasıyla, işaret oylamasıyla kabul edilir. Tamam? Hatırladınız değil mi? Oylama türlerini. Devam ediyorum. Meclis araştırması. Meclis araştırması belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir. Yine arkadaşlar siyasi parti grubu ve en az 20 milletvekili bunu sunabiliyor. Yine neyle kabul ediyor? İşaret oylamasıyla. Meclis araştırmasının yürütülmesi görevi genel hükümlere göre seçilecek bir özel bir komisyon oluşturuluyor. Tamam mı? Sonra Diyor ki komisyon gerekli gördüğünde kamu kurumlarından ve uygun bulacağı uzmanlardan bilgilerine başvurabiliyor. Devlet sırlarını ve ticari sırlara ilişkin meclis araştırması kapsam dışındadır. İşte bu gelebilir. Hangisi kapsam dışındaymış arkadaşlar? Devlet sırları ve ticari sırlar. Kimler isteyebiliyormuş meclis araştırmasının açılmasını? Bir, bir arkadaşlar siyasi parti grupları ve diğeri de en az 20 milletvekili. Şimdi bakın Adım adım gidiyorum. Asıl bombanın patlayacağı yer meclis soruşturması. Tamam. Oradan soru yapmak istesinler. Biraz da kasmak istesinler. Çok rahat kasılabilecek cümleler var orada. Ama ben tüm yönüyle orayı ele alacağım birazdan. Kafanda takılacak hiçbir sıkıntı, hiçbir sorun kalmayacak. Gel bana. Devam ediyoruz. Meclis araştırması komisyonu inceleme faaliyetlerini bitirdiğinde meclise bir rapor sunar. Bu rapor hakkında genel kurulda genel görüşme açılır. Ancak bunun herhangi bir sorumluluk durumu söz konusu değildir. Şimdi hocam geldik meclis meclis soruşturmasına. Meclis soruşturması önemli. Bak buraya. Görevde görevde bulunan bak adım adım gidiyorum. Görevde bulunan veya görevden ayrılmış olan Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğu görevde olabilir, görevden ayrılmış olabilir. Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanlar hakkında üye görevleri hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri hangileriyle ilgili arkadaşlar? Görevleriyle ilgili. Hocam Görevleri dışında bir suç işlerse bunlara herhangi bir cezai soruşturma başlatamıyor muyum? Bana bak başlatamıyor muyum? Başlatamıyorsun. Neden? Çünkü e, milletvekillerinin sahip olduğu dokunulmazlığa Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar da sahiptir. O yüzden başlatamıyorsun. Anladın mı beni? Ama görevleriyle ilgili ise meclis soruşturması talebinde bulunabiliyorsun. Gel bakalım. Tabi öyle kolay değil meclis soruşturması talebinde bulunmak. Görevle ilgili suç işledikleri iddiasıyla iddiasıyla üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle meclis soruşturması açılması istenebilir. Bak açılma isteniyor. Kaç kişiyle? Üye tam sayısı. Üye tam sayısından kastın ne? 600. Salt çoğunluğu diyorsa 600 1 bölü 2 demek. Yani 301. 1 bölü 2 artı 1. Yarısından bir fazlası. 301 milletvekiliyle meclis soruşturması açılması talebinde bulunabiliyorum. Bitti mi? Bitmedi. Bak devam ediyoruz. Parlamenter hükümet sisteminde görev yapmış olan başbakan ve bakanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Yani... Ee, eskiden görev yapmış baka parlamenter sistemde parlamenter hükümet sisteminde şu andaki hükümet sistemimizin adı arkadaşlar yasamanın son videosu tamam son videosu yürütmeye geçeceğim yürütmede bunların A'dan Z'ye bahsedeceğim tamam mı şimdi bakın ee, parlamenter hükümet sisteminde görev yapmış başbakan ve bakanlar hakkında da bu istenebiliyor mevcut şu an görevli olan cumhurbaşkanı yardımcısı ve Bakanlar hakkında da istenebiliyormuş meclis soruşturmasının açılması talebi. Kaç kişiyle? Üye tam sayısının salt çoğunluğu. Yani 301 milletvekiliyle açılması isteniliyor. Daha dur. Açılacak mı? Bak, adım adım gidiyorum. Bu rakamlar gelir. Bakın, demedi demeyin. Bu rakamlar gelir. Çok farklı rakamlardan bahsedeceğim şimdi. Devam edelim. Çık ekrandan. <laughs> Şimdi bu görevde görevleriyle ilgili işte görevleriyle ilgili işlerden dolayı hakkında meclis soruşturması açılması istenen lütfen artık bu görevleriyle ilgili görevleri dışındaymış gibi sorarlar cümle yaparlar onu ve aşağıdaki meclis soruşturması ilgili verilen bilgide hangisi doğrudur yanlıştır der tamam mı? Aman düşme görevleriyle ilgili olacak. Ya, hocam görevleri dışında dokunulmazlık var kardeşim dokunulmazlık dokunamıyorsun tamam mı? açılması istenen Cumhurbaşkanı yardımcıları bakanların cezai sorumluluğu gerektiren fiillerin görevleri sırasında işlediğinden bahsedilmesi, hangi fiillerin hangi kanun nizama aykırı olduğunu gerekçe gösterilmek ve hangi maddeye aykırı olduğunu yazılmak suretiyle belirtilmek zorundadır. Yani sen, sana diyor ki sen diyor göreviyle ilgili bir ee, cezai soruşturma geçirmesini mi istiyorsun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Bakan'ın? Evet istiyorum. O zaman diyor hangi kanuna, hangi nizama aykırı olarak aykırı bir fiilin gerçekleştiğini ve bunun göreviyle ilgili olduğunu belirt diyor bana. Ve bunu belirtmekte zorundasın diyor kardeşim. Tamam? Doğru. Devam edelim. Meclis soruşturması açıp açılıp açılmaması hakkında yapılacak bir görüşme, görüşmelerin günü önergenin verilişinden itibaren bir ay içerisinde görüşülür. Ayrıntılar başladı. Bir ay içerisinde görüşüp karara bağlanacak şekilde bir özel gündem halinde danışma kurulunun teklifi üzerine genel kurulca tespit edilir. Hatırlıyor musunuz danışma kurulu ne yapardı? Ders programı hazırlardı. Yani çalışma programını hazırlıyor. Danışma kurulu diyor ki efendimdir bak bir meclis soruşturması açılması talebinde bulunulmuş. Evet bulunuldu. İşte bunun hakkında bir özel gündemle bir toplanalım diyor. Ya bak 301 kişi de teklif etmiştir meclis soruşturması açılmasına. Ve belgelerle de gelmiş bu adamlar. Diyorlar ki Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların görevleriyle ilgili görevleri sırasında işlediği bir suçlardan dolayı diyorlar diyor. Tamam. Özel gündem gündemce ne yapacaklar arkadaşlar? Toplanacaklar. Ben de zannediyorum ekrandayım. Şimdi meclis soruşması açılıp açılmaması hakkında üye tam sayısının 3 bölü 5. Bakın arkadaşlar 600'ü ne yapıyoruz? 5'e bölüyoruz. Şuradan 12, 120 çarpı 3 eder 360. Şimdi açılıp açılmaması hakkındaki kararı gizli oyla al sana gizli oy. Hatırla bakalım gizli oy neyle yapılır da? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nda gizli oy oylama yapılırdı da değil mi? Başka meclis soruşturmasında gizli oylama yapılır. Başka anayasa değişikliğinde. Başka milletvekili bağdaş milletvekiliyle bağdaşmayan bir durumda gizli oylama yapılırdı. Bir de Yüce Divan'a sevkle gizli oylama yapılırdı. Bu beşini bilmen gerekiyor. Tamam Bak tekrarlıyorum. Temme Başkanlığı, Meclis Soruşturması, Yüce Divan, Anayasa Değişikliği, milletvekiliyle bağdaşmayan bir görevde ısrar. Tamam Bu beşini bil. Sınavlarda şöyle gelebilir. Aşağıdaki hangisi gizli oylamayla yapılır? Bak çok zor bir soru ha. Hocam değerli kaymakamım çok zor bir soru bu. Şu an sana kek gibi gelebilir ama hocam bu beşini bil. Bu beşini bil. İşte soru şöyle gelecek. Aşağı hangisi gizli oylamayla yapılması zorunludur? Aşağı hangisi e, gizli oylamayla da yapılmayabilir tarzında bir soru gelir. Şunların beşini bilirsen bir tanesini açık oylamayla koymuştur. İşaretler geçersin. Diğerlerinin ne olduğunun bir önemi yok. Anladın değil mi olay? Olay burada. Bunu yapacaksın geçeceksin. Sonra hakim olacaksın. Tamam. Devam ediyorum. Şimdi önce meclis soruşması açılıp açılması için talepte bulundum 301 milletvekili. Sonra meclis soruşma açılıp açılmamasına karar verdi meclis 360 milletvekili. Devam adım adım birazdan rakamlar artıyor. Meclis soruşması aç açılmasına karar verilmesi halinde meclisteki siyasi partilerin güçleri oranında komisyona verecekleri üye sayısının 3 katı olarak gösterecekleri 15 kişilik bir özel bir komisyon oluşturuluyor. Özel bir komisyon. Tamam mı? Şimdi meclis soruşturması komisyonu çalışma usulü ve süresi. Diyor ki meclis soruşturma komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Bunlar o kadar önemli değil. Salt çoğunluğuyla karar verir. Bu komisyondan bahsediyor ama meclis değil. Meclis şu anda komisyon kurdurdu. Teklif verildi meclis soruşturması açılması için. Meclis teklifte görüşüldü. Meclis soruşturması açılıp açılmamasına karar verildi. 360 360 kişinin olumlu oyuyla. Sonra 15 kişilik komisyon kuruldu. Komisyon e salt çoğunlukla toplanıyor. Salt çoğunlukla karar veriyor. Toplantıya katılanların salt çoğunluğuna karar veriyor. Komisyonun çalışmaları gizlidir. Komisyona kendi üyeleri dışında milletvekilleri katılamaz. Yani bu 15 kişinin dışında kimse katılamıyor. Üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanıyor. Yani 15 ise 8 kişiyle toplanıyor gibi düşüneceksin. Tamam mı? Toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla yani 5 kişiyle de karar veriyor diyeceksin. Devam. Soruşturma komisyonu soruşturma sonucunu belirten belirten raporu 2 ay içinde meclis başkanlığına sunar. Soruşturma bu süre bu sürede bitirilememişse 1 aylık süre veriliyor. Yani komisyona 2 aylık bir süre verilmiş. Bu süre içerisinde bitiremezsen artı 1 aylık daha sana ek bir süre veriyorum. 2 artı 1. Tamam. Devam. Devam. Ee, mesela diyelim ki sınavda bu soru çıktı. 2 ay artı 1 aylık bir süre genelde çıkmış olan sorulara incelediğimizde arkadaşlar bu sürelerle ilgili yanlış bir ifade kullanılmamış tamam bu da size ek bir bilgi olsun daha çok çoğunluklarla komisyonun kurulmasıyla ee, meclis soruşturma talebinde bulunanlarla, bulunmayanlarla gibi böyle bilgiler vermiş. Yani iki ay içerisinde görüşürüz, bir ay ek sürebilir. Bu tarzda cümleler genelde doğru. Tamam Buradan yanlış yapmıyorlar. Temel bilgilerde yanlış yapıyorlar. Ama bu da aklının bir köşesinde kalsın. Okulun içinde çıkamıyorsun. Gidip şu iki ay değil de acaba bir ay artı iki ay mıydı? Öyle düşünme. O bilgi büyük ihtimal doğrudur. Sen diğer bilgileri sorgula. Tamam. Bu da bir sınav taktiği olsun. Devam ediyorum. Meclis soruşturması komisyonunun yetkileri şu tableti biraz önüme alayım. Komisyonun yetkileri. Komisyon kamusal ve özel kuruluşlar konuyla ilgili bilgi ve belgeler isteyebilir. Gerekli gördüklerine el koyabilir. Bak ciddi yetkileri var. Yürütme organının bütün vasıtalarından faydalanabilir. Cumhurbaşkanı yardımcıları bakanlar ve diğer ilgilileri tanık ve bir kişi olarak dinleyebilir. Komisyon hakkında soruşturma açılması istenen cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların savunmasını alır. Bununla ilgili talep edeceği belgeleri temin eder. Yani komisyon olağanüstü yetkilere sahip diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Tamam mı? Adam isterse bilgi alıyor, isterse bilgi yer koyuyor. Yürütmenin tüm vasıtalarını kullanabiliyor, faydalanabiliyor e, belli kişilere. Belli kişiler Cumhurbaşkanı Yardımcısı bakanlar savunma alabiliyor. Her şeyi yerine getirebiliyor. Yeter ki görevini layıkıyla yapsın. İyi bir sağlam bir rapor hazırlasın. 2 aylık bir süre var. Yetiştiremezse artı 1 ay daha veriyorum bu komisyona. Komisyon 15 kişiden oluşuyor. Aman aman unutma. Devam ediyorum. Komisyon gerektiğinde alt komisyonlar kurarak Ankara dışında çalışma kararı alabilir. Tabi atıyorum ciddi bir soruşturma söz konusudur. Ne oldu? Komisyon kendisine bir alt komisyon kurup yani git dedi sen Ankara Adana'ya git dedi. Bursa'ya git dedi. Efendime söyleyeyim Urfa'ya git dedi. Yani bir alt komisyon kurup Ankara dışında da görevlendirebiliyor. Yeter ki yeter ki sağlam bir rapor hazırlasın. Komisyon Ceza muhakemesi kanunu tanıklarla bilir kişiler zapt ve arama ile ilgili olarak adli mercen verdiği hürriyetleri kısıtlayıcı yetkileri genel hükümler çerçevesinde kullanılmasını gerekçesini bildirmek suretiyle görevli adli mercen yazılı isteyebilir. Bak ne isteyebiliyor biliyor musun? X şahsını git tutukla da diyebiliyor yani. Adli mercerden bunu isteyebiliyor. Gözaltı isteyebiliyor. Yakalanmasını isteyebiliyor. Yap bak bunu yapıyor demiyorum. Yazılı bir yazılı bir belgeyle talep ederek adli mercilerden bunu da isteyebiliyor. Anladınız mı arkadaşlar? Tanıklarla, bilir kişilerle, zat ve aramayla ilgili olarak adli mercilerden verdiği hürriyetle kısıtlayıcı yetkileri genel hükümler çerçevesinde kullanılmasını isteyebiliyor. Kendi yapmıyor ama buna dikkat. Devam. Soruşturmanın sonuçlandırılması. Sizin büyük ihtimal kaynaklarınızda bu kadar ayrıntı belirtilmiyordur. Ben bunu iç düzlükten aldım arkadaşlar. Çok sağlam en ince noktasına kadar düzenlenmiş. Buradan soru gelirse sadece kaynaktan kitaptan çalışanlar büyük ihtimal sıkıntı yaşayacaktır. Soruşturmanın sonuçlandırılması. Soruşturma komisyonu raporu başkanlığa verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde bastırılarak hakkında soruşturması açılması istenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakan'a derhal gönderilir. Ne gönderildi? Komisyon oluşturduğu rapor. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine dağıtılır. Yani bakana, bakana artı Cumhurbaşkanı yardımcısına gönderildi. Sonra da arkadaşlar meclise dağıtıldı. Tamam? Dağıtıldı. Rapor üyelere dağıtımından itibaren 10 gün içinde görüşülür. Şimdi devam ediyorum. Görüşme tamamlandıktan sonra komisyon raporu genel kurulca gizli oyla karara bağlanır. Şimdi Yüce divana sevk kararı ancak üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu. Bak. Bak şimdi buraya. Meclis soruşturması açılmasını talep ediyor meclisten. 301. Meclis meclis soruşturması açılmasını kabul etme oyu. 360. Meclis araştırma, meclis meclis komisyonunun bir soruşturma komisyonu oluşturması, meclis soruşturması açılmasını kabul ettikten sonra Yüce Divan'a sevk 400. Tamam. Anladınız değil mi? O bu oranlara. Sonra artık Yüce Divan'a eğer 400 milletvekili el kaldırır kabul ederse gizli oylamayla yani el kaldırır dediğime bakmayın. Kabul ederse gizli oylamayla artık kişi nereye gidiyor? Yüce Divan'a gidiyor. Hangi kişi bu? Cumhurbaşkanı yardımcısı artı arkadaşlar kim? Bakan. Tamam. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Divan'a sevk kararı alınırsa en geç 7 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne başkanlığına gönderilir. Dosya nereye gitti? 7 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Şimdi bu 7 günü biz Anayasa Mahkemesi'nde nerede görmüştük arkadaşlar? Milletvekili dokunmazlığın kaldırılması, milletvekili düşmesi durumunda ne oluyordu? Anayasa Mahkemesi'ne 7 gün içerisinde itiraz edebiliyordun. İlgili milletvekili veya başka bir milletvekili. Anayasa Mahkemesi de bunu 15 gün içerisinde karara bağlıyordu. Hatırladın değil mi? Hatırlamadın mı? Hatırladın mı hatırlamadın mı? Hatırladın hatırladın. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Siyasi parti gruplarında meclis soruşturması ilgili görüşme yapılamaz. Bunu ben siyasi partilerde söyledim. Siyasi parti grupları meclis soruşturması ilgili görüşme yapamaz, karar alınamaz. Yüce Divan 3 ay içinde karara bağlar. Ek bir süre alarak da 3 ayda 3 ay verilebilir. Yani Anayasa Mahkemesi Yüce Divanı sek durumunda 3 aylık bir süresi var. 3 ayda ek bir süre alabilir. Dosya ne kadar sürede gitti? 7 gün. Bunlar önemli. Altını mutlaka çiz. Eğer seçilmeye engel bir suçtan dolayı Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bir bakan hüküm giyerse görevi sona erer. İşte sözün özü. Aman dikkat. Görevleriyle ilgili olmayan suçlardan meclis soruşturması e, soruşturması olmaz. Çünkü milletvekili gibi dokunmazlıktan bu adamlar faydalanır. Arkadaşlar yazılı soruyu gördük. Genel görüşmeyi gördük. Meclis araştırmasını gördük. Meclis soruşturmasını gördük. Soru beklediğim yeri anlattım. Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları bu kadar. Buradan soru en baba soruyu bile yapsalar bu anlattıklarım dışında başka bir şey gelmeyecek. Tamam? Bana güven. Gelirse de yapamazsan da ben Murat Hoca bize anlattım, Ben buraya küçük küçük notlar aldım ama sınavda hatırlayamadım. Yüce Divan'ın işte 3 ay artı 3 ay süresini hatırlayamadım diyeceksin. İçin rahat çekle ben yapamadım, sıkıntı bende diyeceksin. Tamam mı? Arkadaşlar bir sonraki video yasama bitti. Bir sonraki video yürütme Cumhurbaşkanlığı ile başlayacağız. Cumhurbaşkanlığı A'dan Z'ye tüm sistemin yenilenmiş haliyle göreceğiz. Tamam? Asıl 2017 Anayasa değişikliğini tamamen revize ettiği yer yürütme kısmı. O yürütme kısmını dört dörtlük bir şekilde A'dan Z'ye görecek için çok rahat edecek. Şimdi arkadaşlar yürütmeden sonra da yargıyı anlatacağım ve bu iş, burada bitecek. Ben üstüme düşen görevi fazlasıyla yaptığımı düşünüyorum. Umarım sen de bu videoların kıymetini biliyor. Üstüne düşen görevi fazlasıyla yapıyorsundur. Arkadaşlar bu videoyu başka bir arkadaşınıza mutlaka paylaşın. Bırakın onlar da faydalansın. Videoyu beğenebilir. Hatta beğenin yorumlar kısmından bize çok rahatlıkla videolar hakkında fikirlerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Kanala abone değilseniz mutlaka kanala abone olun. Çünkü işinize çok yarayacaktır. Yakında soru çözüm videoları bile başlamasını planlıyoruz. Bunun yanında medeni hukuk, borçlar hukuku, <laughs> bir hukuk daha dalı var o sürpriz olsun arkadaşlar. Başlamayı düşünüyoruz. O yüzden arkadaşlar sakın ha sakın boşlamayın. Haydi şimdi bir sonraki videoda yürütmeyle devam edelim. Kendinize iyi bakın. Hoş olun. Hoşçakalın.